Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkelerinin diplomatik ve ekonomik tecridine maruz kalan Katar krizinin nedenleri de şimdi en çok tartışılan konular arasında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ilk seyahatini Suudi Arabistan'a yapması ve orada 50'den fazla Müslüman ülke temsilcisiyle bir araya gelmesi bildiğiniz gibi pek çok soru işaretini de akıllara getirmişti. Aslında bu Amerikan politikasının ip uçları Trump'ın seçim kampanyasında kendisini göstermişti bile. Trump kampanya sırasında Körfez ülkelerinin kendileri sayesinde ayakta durduklarını ve paradan başka güçlerinin olmadığını, Amerika'nın borçlarını da onların ödeyeceğini söylemişti. Şimdi o görüntüleri getirelim ekrana. I will get the Gulf states who are not doing much, believe me. The Gulf states have nothing but money. I'm going to get them to pay. We owe $19 trillion. We're not paying for it. We're not paying. They're going to pay. They are going to pay. We're going to get the Gulf states to pay for it. They're going to pay. Don't forget, without us, the Gulf states won't exist. They won't exist. I will get the Gulf states who are not doing much. Believe me. The Gulf states have nothing but money. I'm going to get them to pay. We owe $19 trillion. We're not paying for it. We're not paying. They're going to pay. They are going to pay. We're going to get the Gulf states to pay for it. They're going to pay. Don't forget, without us, the Gulf states won't exist.